Gazeteci Atilla Türker kendisine ait markaj adlı bloğunda geçen yıl Fatih Terim'le Kebapçı Selahattin olarak bilinen, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu yedek yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın mahkemeye yansıyan tutanaklarını yayımladı. Atilla Türker'in yayınladığı belgelerde işte tarafların birbirinden çarpıcı ifadeleri. Fatih Terim Aydoğdu'yu dövdüğünü ve sadece kendisine küfrettiği için o sözlerden dolayı şikayetçi olduğunu ifade etti. Olaydan hemen sonra Terim'i dövdüğünü kamuoyuna açıklayan Selahattin Aydoğdu ise mahkeme ifadelerinde Terim'in kendisini darp ettiğini ve şikayetçi olduğunu ifade etti. İşte tarafların ağzından madde madde yaşananlar birbirinden çarpıcı ifadeleri. Terim ve Aydoğdu arasında telefonda yaşananlara dair ifadeleri. Damadım Ahmet Baran Çetin'in kız kardeşi Petek Zeynep Çetin, damadımı ağlayarak aradığını ve Selahattin Aydoğdu'nun kendisini taciz ettiğini kızım Merve bana söyledi. Fatih Terim bana benim damadımın yanında neden dükkan açıyorsun deyince konuşma tartışmaya dönüştü. Evime misafir geldiğinde ücretiyle kebap yapmak suretiyle hizmet aldığım, beni gördüğü yerde bir metre uzaktan önünü ilikleyip müsaade almadan masaya oturamayan ve bu surette daha önceden tanıdığım Selahattin Aydoğdu isimli şahsı sorunu çözmek ve tarafları uzaklaştırmak için aradım. Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde "Erkek sen buraya gel, gelmeyenin anasını" diyerek telefonu kapadı. Bu tartışma giderek alevlendi. Beni o zaman benim Çeşme'ye gelip geleni yapmam gerekiyor diyerek tehdit etti. Ben de kendisine beni tehdit etme dedim. Daha sonra telefonu kapattım. Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde "Erkek sen buraya gel, gelmeyenin anasını" diyerek telefonu kapadı. Bu konuşmadan sonra beni iki defa aradı ancak ben aramalarına yanıt vermedim. İş yerim içerisinde oturmaya devam ediyordum. Bunun üzerine ana gibi kutsal bir varlığa edilen bu galis küfür nedeniyle çok sinirlendiğimden kendisini iki defa aradım. Fakat telefonlarımı zannediyorum korkudan açmadı. Terim Alaçatı'ya gidiyor, Aydoğdu bekliyor. Bunun üzerine yanıma damatlarım Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin'le şoförüm Onur Şimşek'le arabaya atlayarak 3 saatte Çeşme Alaçatı'daki dükkana gittik. Görüntülerde de sabit olmak üzere şoförüm Orhan Şimşek AVM kapısında bekledi. Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve "Beni çağırıyordun Selo, geldim" dedim. O benim oraya gideceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek "Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım" dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce bir yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım. Fatih Terim 00:15 sıralarında damatları ve ismini bilmediğim biriyle gelerek "Ben geldim" dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Aydoğdu, "Terim beni darp etti, şikayetçiyim. Terim sadece ettiği küfürden şikayetçiyim. Beni telefonla tehdit eden, iş yerime gelerek iş yerimi basan, bana yumruk atan, beni darp eden ve bana hakaret eden Fatih Terim'den ve beraberinde benim iş yerime gelerek iş yerimde bulunan masa ve sandalyelerimi kırarak zarar veren, bana sandalye fırlatan, iş yerime basan Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ile ismini bilmediğim 1.65 boylarında sakallı 50-55 yaşlarında şahıstan davacı ve şikayetçiyim.